Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle çok eğlenceli bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün kedilerime bir gün boyunca bebek gibi davranacağım. Pardon. Tamam. Nope. Ama yani sen ne yapıyorsun şu anda? Deli misin? Lan manyak. Hop, uçak geliyor. Kediz misin? Neden böyle video çekiyorum? Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır evdeyiz ve ben de azar düşüyordu ve ben de kedilerimle çok fazla vakit geçirme fırsatı buldum ve fark ettim ki onlar bir bebek gibi davranıyorum. Dedim ki neden böyle video çekmeyeyim ki? Gördüğünüz gibi şu an önümde bir sürü kutu var ve içlerinde bir bebeğin ihtiyacı olan bütün eşyalar var. Şimdi gelin o zaman sizinle ilk olarak onları açalım, kuralım ve daha sonra videomuza başlayalım. Kutu açımına başlıyorum. Bu arada her üründen tabii ki iki tane yok. Bunun içerisinde ne var ben çok hatırlamıyorum bile. Beylül bir dur, senin için açıyoruz bunları. Hemen gitme tatlım. Bu arada bunların hepsini uzun süre beklettim yani. 1,5 haftadır falan bekliyorlar. Oo, bunun içine kocaman bir şey çıkıyor. Beylül koş. Aşırı iyi bir şey var burada. Bu neymiş böyle? Bu arada Made in China yazıyor. Aa, çocuklar buna bayılacaksınız herhalde. Umarım yani. Şu an sürekli de kaçıyorlar. Eğer bu tahmin ettiğim şeyse müthiş olacak bizim açımızdan. Ben bunu puset diye hatırlıyorum. Yes. Kedilerin çekim sırasında kaçmasını şu anda çözüm bulmuş gibi. Yeah, bu kadar da zor değilmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kutumdan yatak çıktı. Gerçekten kutuların içinden ne çıkacağını tamamıyla unutmuştum. Beylül Bey'imize parmaklıklar ardında onu birazcık hapsetmişim gibi oldu ama o gayet mutlu yerinden. Biliyorsunuz kediler böyle kutuları çok sever. Onlar da içerisinde dururken, yatarken ben de diğer kutuları açayım. Al bakalım küçükler, kardeş kardeş yatın. Burada bir bebek maması sandalyemiz var. Bunu da birazdan kahvaltıda çocuklarımı doyururken kullanacağım. O yüzden bunu açarak devam ediyorum. Bu ürünleri çocuğu olmayan başka kim daha önce alıp bu şekilde kurmuştur ki? Manyak değilse kimse bence. Evet. Lan niye kaçıyorsun? Merak ediyor Yasu gördüğünüz gibi. Gel otur o zaman Yasu içine. Gel otur. Mama sandalyem de gördüğünüz gibi hazır. Yasu da hazır şurada. Oturuyor boş boş. Onu bir buraya koyalım, deneyelim. Oturacak mı bakalım. Gel bakayım. Tombişim, tombişim, tombişim. Bu sana küçük ya. Aferin oğlum, dur. Emniyet keverini de takayım. Ay çok tatlı oldu ya. Yerim seni. Bak bakayım buraya. Ay yerim seni, çok şeker. Bebek. Bak bebek. Bebişim, tombişim benim. Allah'ım çok yakıştı. Birazdan seni burada besleyeceğim Yasu. Kahvaltını ettireceğim. Ah yavrum. Şu an gördüğünüz gibi iki tane dünyanın en tatlı bebeklerine sahibim ben. Normal bebeklerden daha çok sevdim biliyorsunuz zaten kedileri. O yüzden şu an aklım yani çıkıyor. Çok tatlı gözüküyorlar. Hoşlarına giderse ben artık karantina bitiminde çocukları buraya koyar gezdiririm belki. Aşkım sen çok sevdin orayı. Aşırı tatlı gözüküyor. Şu an oldu. Yasucuğum şimdi de bunun içerisine gir diyeceğim ama sen onu çok rahat gözüküyorsun. Beylülcüğümüzü koyalım bunun içerisine. Bebekler çok sever biliyorsunuz bebek arabasını. Yani genelde öyle olur. Böyle bebek arabasına binince uyurlar. Otur bakalım seni de buraya. Aşkım otur, sana küçük mü geldi birazcık? Tamam. Arkadaşlar araya girerek size son zamanlarda çok severek oynadığım bir oyundan bahsedeceğim. 101 OK Plus. Bu oyun aynı OK'ye benziyor ama çok daha eğlenceli. Elinizdeki perlerin toplamı en az 101 olacak şekilde per yapıp elinizdeki taşların hepsini ortaya açmaya çalıştığınız bir oyun. Şimdi gelin oyuna başlayalım. Gördüğünüz gibi bana inanılmaz güzel bir el geldi ve şu anda 2 tane de OK'im var. Benim elimdeki perlerin toplamı şu anda 152. Bakın burada yazıyor zaten. Bu el eşli oynuyoruz. Benim eşim de karşımdaki Fatih. Umarım kazanırız. Tabii çifte gitmek okeyde olduğu gibi bu oyunda da var. Gördüğünüz gibi 2 attı. 2 benim işime yarıyor. Direkt olarak ben ortaya açtım. Çünkü toplamım zaten 152 idi.
dışarı çıkmadan nasıl keyifli vakit geçireceğiz diye kendimize sorduğumuz bu dönemlerde bu oyun gerçekten bana ilaç gibi geldi. Aynı zamanda herkes rahat rahat oynayabilsin diye 7 TL değerindeki 50.000 çipi 101 Okey ailesi hepimize hediye ediyor. Videonun açıklamalar kısmında bir link bırakıyorum arkadaşlar. Bu link 7 gün boyunca aktif olacak. Oradan oyunu indirebilirsiniz ve 50.000 hediye çipinizi de hesabınıza ekleyebilirsiniz. Muhammed de açtı. Muhammed yalnız çifte gitmiş. Ortaya açmanın heyecanı da burada arkadaşlar. Benim elime de bayağı bir eklemeler yaptı. Bana 13 geldi. Heh, buraya ekliyorum 13'ü. Aynen. Hadi ya. Çok az kaldı. Umarım hiç kimse yenmez. Çünkü çok az kaldı kazanmama. 3 geldi ortadan. 3'ü saldım ya. Fatih seri lütfen diyor ya. Birazcık geciktim diye yani. Fatih ortağımsın ama yani. Ayıp ediyorsun. Muhammed'den çok korkuyorum. Muhammed bitmedi. Lütfen bitme yani. Aa, kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci Meryemcan. Fatih eşim olduğu için hep birlikte kazandık. Bir numarada kimin adı yazıyor? Benim adım yazıyor. Bu oyunu oynamak bu kadar kolay gördüğünüz gibi. Aynı zamanda da çok eğlenceli. Mutlaka aşağıdaki linke bir göz atın derim. Pardon. Özür dilerim. Özür dilerim çocuğum. En azından çocuklar sevdi bazı ürünlerden. Hoşlandılar. Öyle o kadar da soğuk davranmıyorlar. Son ürünümüz arkadaşlar bir bebek küveti. Eminim ikisi de bu üründen nefret edecek. Çünkü ikisini de burada yıkayacak. Ürünü görür görmez topukladı Yasu. Ama mecburuz yani. Hazırda bu karantina döneminde kedilerimizi de bir sterilize etmeyelim. Bir yıkamayalım. Hiç yıkamadılar bugüne kadar kedicikler. Bu arada şunu fark ettim. İçinden bu da çıktı. Şimdi kedilerimize kahvaltı yaptırmakla başlayalım bence artık güne. Oğlum bak daha buraya otur güzelce. Otur buraya. Bak az önce ne güzel oturmuştun. Mamayı burada yiyeceğiz Yasu. Mamayı burada yiyeceğiz oğlum, tamam mı? O yüzden düzgünce oturman lazım gene az önce oturduğun gibi. Ama ne yapıyor şu an böyle? Oğlum saçmalama, burada yiyeceksin mamayı. Mama buraya gelecek. Ama benim dediklerimi yapman lazım önce, tamam mı? Nope. Ama yani sen ne yapıyorsun şu anda? Tabaktan yiyeceğiz. Hayır Yasu, yavaş yavaş. Yavaş yavaş oğlum. Oğlum yavaş yavaş. Bebekten çok daha kolay mı yemek yiyor biliyorsunuz? Bebeklere ye dersin yemez. Uçak geliyor diye çeşitli şakalar yaparsın gene yemez. Ama benim oğlum nasıl yiyor ama? İştahlı iştahlı yiyor vallahi, helal olsun. Hamm. Hamm. Gel. Al al al. Al döki saça yedin. Aynı bebek gibi gördüğünüz gibi. Ah benim oğlum kaşıktan yemek yiyor. Ay bu çok mu tatlı? Hop. Uçak geliyor. Uçak geliyor Yasu. Yasu devirdin. Ye şunu. Heh. Bu arada biliyorsunuz daha önce iki tane çocuk bakma deneyimim de oldu. Orada çok zorlanmıştım bir çocuğa yemek yedirmeye çalışırken. Şu an keyfim çok yerinde. Yasucuğumuz beni hiç zorlamadı. Bu işin bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Bir kediye daha önce hiç kaşıkla mama yedirmeyi denememiştim çünkü. Ama söz konusu Yasu olduğu için ve 7/24 aç olduğu için ne sandalyede oturmakta zorluk yaşattım ne de mama vermekte. Çok tatlı gözüküyor. Şeylerin aralarını bile yalıyor şu anda. Bir de birazdan biberonla da su içirmeyi deneyeceğim. Orada ne yapacak çok çok merak ediyorum. Zehir de geldi. Şimdi Zehir de kıskanıyor. Yasu mam. Aa! Yasu! Allah'ım şu tipe bakın çok komik. Önlüklü bir kedi. Önünde de kedi var bu arada. Bunu özel olarak tercih ettim. Nope. Sen nope. Seviyorsun lan. Nope. Oğlum. Nope. Aa. Niye içmedi? Çok fazla içmek istemedi. Daha fazla sıkıştırmak istemiyorum. Şimdi Behlül'ün mama saati. Arkadaşlar Behlül'ü de masama oturttum. Al aşkım. Tabaktan değil, tabaktan değil. Alıştığımız gibi değil. Kaşıkla yiyoruz gördüğün gibi. Behlül de bu arada çok kolay ayak uydurdu bu duruma. Galiba açmış, bayağı açmış. Yoksa hiç yani bu işlerin adamı değildir kendisi. Vallahi helal olsun. Hop dur bakayım dur. Hop uçak geliyor. Aşkım dur biraz kendini zorluyorsun. Gel burada yiyelim. Hah. Ay ne kadar güzel dur. Kedicik de şu an diyor ki ne yapıyorsun Meryem? Niye beni zora sokuyorsun? Ben tabaktan edebimle yiyeceğim. Aferin oğlum. Hoppa. Gel bakayım. Al. Aferin. Aferin oğlum. Ay çok tatlı ya. Hiç bu kadar bu arada kolay olabileceğini düşünmemiştim bunun.
Daha önce hiç kedimi kaşıkla beslememiştim arkadaşlar. Böyle kendi yemeğimden falan bazen çatalla verdiğim oluyordu ama bu kadar güzel yiyebileceklerini düşünmemiştim. Kedilerin evrimleşme sürecini ben başlattım değil mi? Yakında hepsi çatal bıçak kullanacak. Allah'ım çok tatlı. Aşkım şimdi bu kadar mama yeter. Hadi suya geçelim artık. Su içer misin? İçmen lazım. Şimdi biraz biberonumun deliğini de büyüttüm. Az önce çok az geliyordun. Aç ağzını. Aferin. Ay içiyor, içiyor. İçiyor. Belli zaten çok az su içen bir kediydi. Ben bunu artık böyle dener miyim oğluma bakın. İçiyor. Ha? Ağzından akıyor ve gerçekten içti bunu. Vallahi ilk kısmı gördüğünüz gibi gayet başarıyla tamamladık. İkisini de gayet güzel bir şekilde karnını doyurdum, sularını içirdim. Şu an iki yavrumuz da, iki bebeğimiz de mutlu. Şimdi Behlül de aynen kaçtı. Artık o zaman ikinci aşamaya geçebiliriz. Aşkım bir dur ya. Aa, aa, anneye böyle terbiyesizlik yapılmaz. Cennet onların ayakları altındadır. Bilmez misin Yasucuğum? Şimdi arkadaşlar, çocuklarımız biliyorsunuz yemeklerini yediler. Şimdi de Yasucuğumuzu güzelce giydireceğim. Behlül'ü de güzelce giydireceğim. Ve bebek arabamıza gezintiye çıkacağız. Dışarıya çıkamıyoruz çünkü sokağa çıkma yasağı var. Ama onları evde bir gezdireceğim, dolaştıracağım, eğleyeceğim. Elimde o kadar tatlı bir kıyafet var ki arkadaşlar. Bunu ben ta Bangkok'tan almıştım. Skirtle kıyafetimiz. Şimdi biraz küçük gözüküyor. Ama bir giydireceğim. Olmazsa bunu Behlül'e giydiririz. Oğuzcum. Oğuzcum böyle olmaz. Otur. Da böyle olmaz oğlum. Aslında ben Yasuo'yu Pikachu'ya benzetiyorum. Pikachu? Pika pika. Düğmeleri zor kapanıyor. Bak düğme kapanmıyor burada. Ne kadar kastı ki. Kapatamıyorum yani. Ve bu bildiğim kadarıyla bir köpek kıyafeti. Küçük köpekler için olan kıyafet. Aaa! Kuş minik Squirtle. Squirtle Squirtle. Dediğim gibi Yasuo Pikachu olduğu için, Pikachu'ya çok benzediği için bu kıyafeti sevmedin mi? Dur bakayım bir dur görsün. Görsün abiler ablalar. Bir kapşonunu da kapatalım. Çıkart bakalım bunu oğlum. Sana ağır böceğini giydireceğim. Kaçma. Aşkım kaçma ya. Aşkitom kaçma. Ben bunu zamanında nasıl giydirmişim Yasuo'ya? İlk aldığımda çünkü bir denemiştim. Olmuştu. Ama bebeklere de gerçekten kıyafet giydirmek normalde çok zor. Heh, yat yat tamam. Bir kolunu geçirdim. Ay iki kolunu da geçirmişim tamam. Dur oldu oldu. Yasuo maalesef kostümünü çıkartarak, üzerinden sıyırarak sehpanın altına saklandı. Ona birazcık vakit vereyim ben. Biraz vakit tanıyayım. Hazır Behlül dışarıdayken Behlül'e Pokemon kıyafetini giydireyim. O da korkan gözlerle burada bizi izliyor ama. Ne yapalım? Behlül şimdi eminim 5-10 kat sıkıntı çıkaracak bu arada. Behlül'e bir kıyafet giydirmek o kadar zor ki yani. Dur aşkım. Dur, dur otur. Otur otur. Sinirli bir bebek Chucky. Lan deli misin? Bitti oğlum bitti. Fermuarlarını kapatacağım şimdi. Deli misin? Lan manyak. Arkadaşlar bu da buna küçük geldi. Kapatamıyorum düğmelerini. Küçük geldi. Bir de deli deli sinirlendi. Arkadaşlar Yasuo'ya da kıyafetini giydirdim. Kardeşleri böyle yan yana koydum. Şimdi bir tur atacağız böyle. Hadi. Hadi bakalım. Yüzün gözükmüyor annem. Hadi. Bak. Koy ellerini böyle. Kardeşe yasla. Hah, çocuklarım var. Bakın ne güzel olduk. Ne istersiniz çocuklar? Markete gidelim mi? Sizi evde gezmeye çıkardım. Bakın ne kadar tatlı olduk. Hadi bakalım aşkım. Ama böyle olmaz. Böyle dur. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Hatta. İkizlerim oldu. Ay siz bebek misiniz ya?
Bakın şu an keyifleri yerine de geldi birazcık. Nope. Biraz keyifler yerine geldi. İkisi de cevap vermeye başlamıştı. Biraz sıktım onları ama şimdi etrafa bakıyorlar. Keyifler yerine mi çocuklar? Nope. Transa geçtiler şu anda. Hiç hareket etmiyorlar yani ve onların bu kadar hareketsiz durduğunu hiç görmemiştim. Hoşunuza gitti mi çocuklar? Nope. Tamam, bundan sonra evde böyle bebek arabasıyla geziyoruz o zaman. Nope. Çocuklar biliyorsunuz arabayı çok sever. Nope. Onlar da böyle bir moda girdiler. Aa, çok komik. Help me! Help me! Şu an hayatımda yaptığım herhalde en saçma eylemlerden birisi ama bunu her videoda söylüyorum. Ama çok da komik, çok eğleniyoruz. Hoppa! Arkadaşlar, minik gezintimizin sonuna geldik. Artık çocuklarımızı bebek arabamıza indireceğim. Birazcık da sinirlendiler. Bakın sesleri duyabiliyorsunuzdur. Behlül. Yasucuğumun yavrumun sesi çıkmıyor artık. Biraz sıkıldı o da. Şimdi artık yavaş yavaş bebeklerimizi arabadan indireceğim. Kıyafetlerini çıkartacağım, onları bir rahatlatacağım. Daha sonra da banyoya sokacağız. Evet arkadaşlar, geldik en sıkıntılı kısma. Küvetimi doldurdum. Şimdi minişlerimizi, yavrularımızı küvette yıkayacağız. Hiç şu ana kadar böyle bir küvete girmediler. Belki de suyu seviyorlardır. Yani çünkü Van kedilerinin ben suyu çok sevdiğini biliyorum. Ama ben bizim kedilerden, ya bizim bebeklerimizden diyeyim aslında daha doğrusu, öyle bir enerji çok fazla alamıyorum. Kim ilk önce banyoya girmek ister arkadaşlar? Yasu suya kendi kendine giriyor. Hadi tamam, bir şey sokalım. Ah yavrum benim ya. O zaman aşkım, tamam hazırsınız artık. Yasuşkamın poposunu. Aşkım dur. Bir şey yok ya, su su. Water. Kızız mısın? Run. Ne yaptın oğlum, niye kaçtın? Gel aşkım, senin suratını zaten bir yıkayalım. Beylülcüğümün bir... Help aslında me. Bebek nasıl yıkanır biliyorsunuz. Biri böyle tutar, biri de yukarıdan suyu döker. Hani öyle yapma fırsatım olsa, biri bana yardım etse çok daha kolay olacak. Sen bana yardım etsen, aslında biz bu işi daha kolay kotarırız. My cameraman yardıma yetişiyor. Ben tutuyorum, sen bak şu tasla. Hı. Şu poposuna doğru dök bakayım, bir suyu ne yapacak? Dök, bacaklarına dök. Bakalım. Hoppa. Şu ayağına da dök bak. Aynen böyle ki. Cırmalamaya başladı. Hayır aşkım. Kaçma. Yakala. Bak şimdi sen tut Allah'ım. Dur, dur oğlum. Dur aşkım. Dur. Bir şey yok ha. Dur aşkım. Dur. Ha, dur, dökme, 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 dökme. Bir alışsın ayağına suya, dökme. Run. Islanacaklar böyle, kurulamamız lazım ama ıslak bıraktık ya suyu da. Kurutma makinesiyle bir de kurutsak mı evet, acaba? Öyle yapalım. Ah! Kedileri banyoya sokmak gördüğünüz gibi birazcık imkansıza yakın. Gönlüm razı gelmedi çok fazla ıslatmaya. Çünkü kediler çok fazla yıkanmaya ihtiyaç duyan hayvanlar da değiller aynı zamanda. Birazcık arka ayaklarını, popolarını yıkamış olduk. Yüzlerini, saçlarını yıkamış olduk, ıslatmış olduk. Şimdi de kurutacağım çünkü hava henüz o kadar sıcak değil. Üşümelerinden korkuyorum ve çok fazla yere yatıyorlar. Ayaklarını ıslak tutma oğlum. Çocuğun olmaz. Dur be, bir şey yapmıyorum. Ne bu kadar korktun? Sesini duydunuz mu? Cırladı bana. Behlül'ün gerçek yüzünü gördük bu videoda. Aa, olmaz ama ıslak bırakamam sizi. Kurutacağım. Sen getir fön makinesini ablası. Yat oğlum şu an. Oh! Aa, çok yavrum. Aa, çok korktum. Dur açma hemen. Açma hemen. Hayvan tamam. Bir yatsın. Hayvan panik atak oldu. Evet. Şu anda. Panik atak geçirdim. Bak cırmalıyor. Hiç cırmalamayın ama. Evet. Üfle.
Hafif üflüyorum bak. Yok, o onu yemeyecek. O kurudu zaten kendi kendine evet, birazcık. Evet, çok ıslak değil. O evet. Ufak nemli kalmış. Onu ben şimdi havluyla toparlarım. Arkadaşlar artık bu sekansı geçiyoruz. Kedilerimizi yıkamaya çalıştık. Artık günü yavaş yavaş bitirelim diyorum ben. Bebeklerimizi yataklarına yatıralım. Arkadaşlar bütün gün boyunca kedilerime bebek gibi davrandım ve artık saat geç olmaya başladı. Bütün bebeklerin olduğu gibi onların da uykuya ihtiyaçları var. Çok geç olmadan onları yataklarına yatıracağım ve onlara masal okuyarak uyutmaya çalışacağım. Aa, ağlıyor. Ne oldu yavrum? Ne oldu? Mis gibi oldu. Sabah banyosunda yaptı şimdi seni. Hop yatağına yatırtır, yatıyorum, yatırıyorum. Sen burada bir bekle. Ben kardeşini de alıp geliyorum, üzerinizi örteceğim daha. Kaçıkma sakın, tamam mı? Diğer bebeğimizi de getirdim. Onun zaten çok uykusu gelmiş. Gözünden uyku akıyor diye bir tabiri var ya. Tam olarak onun karşılığı Behlülcüm. Çok fazla uykusunu açmadan, uykusunu kaçırmadan onu da beşiğine koyayım. Yasu kardeşini uyandırma, tamam mı? Hoppa, iyi geceler. Ay, elektrik çarpıyor. Sen de yat oğlum, sen de yat. Durun yatın bakalım. Yasu yatman gerekiyor. Gece saat 3'te karnı acıkmış da tıkılmaya kalkmış. Buzdolabını karıştırıyor gibisin. Bu halinle. Tamam. Sizin için çok güzel bir masal seçtim çocuklar. Bir klasik. Çizmeli kedi. Bir zamanlar 3 oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Masalımız bitti. Behlül çok tatlı bir şekilde uyudu. Ama Yasu'ya bakar mısınız? Cingöz Recai. Yani o kadar tatlı gözüküyor ki. Uykum mu geldi aşkım? Uyuyacak o da yavaş yavaş, çok konuşmazsam uyuyacak bence. Bence o dikkatli bir dinleyici olduğu için uyumadı. Masalın sonunu merak ettiği için. Bekledi uyumak için. Şimdi bakın gözünden uyku akıyor. O da birazdan uyuyacak. Arkadaşlar bugün gün boyunca kedilerime bebek gibi davrandım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya bırakmış olduğum linkten 101 OK Plus'ı indirmeyi ve 7 TL değerindeki 50.000 çipinizi de almayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ne uyumadın lan? Gerçekten. Ne uyumuyorsun? Masal anlattım. Nani?